Bunu Üstad de daha evvelden yazmış vesaire. Demek Üstad asrın başında, yani 20. asrın başında bu fikirlerle doluymuş. Buradan şu alır versene ama bir bu eser var orada, o birinci şuada bir yer var. Bu 20. asra bakıyor. Onu size okuyacağım. 20. asra bakan bir yer var. Ben bunu bir sene inşallah. Mesela bazı ayetler var. قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي لَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَهَدَاهُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ gibi ayetler böyle. Diyor bakın, bu 9 ayetlerde sırat-ı müstakime nazarı çeviriyorlar. Ve bu doğru istikamet yolu bulmak için daima Kur'an'ın nurundan her asırda o asrın zulmetlerini dağıtacak. İstikamet yolunu temyir edecek Kur'an'dan gelen nurlar olmakla. Ve bu dehşetli ve fıtralı asırda o doğru yolu şaşırtmayacak bir sözü gösteren başta şimdilik Risale-i Nur, Risale-i Nur tezahür ettiğinden. Hem bu sırat-ı müstakim kelimesinin megav-ı cifrisi temin nur semaçiyetiyle müstakimin nur olacağını bin eder. Medd olmazsa 999 ederek yalnız bir ve iki farkıyla Risale-i Nur adedi olan 998'e tevafukla 89 ayetlerde sırat-ı müstakim kelimeleri bu meskûr iki ayet gibi Risale-i Nur'u sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakimin efradına hususu idhal edip dahil edip yani Risale-i Nur yolu sırat-ı müstakim yolu olduğunu Kur'an-ı Kerim böyle kattı. Remzan ona baktırır ve istikametine işaret eder. Bu üstadımız bir hapishanede yazmış yani. O zaman hapishanede Eskişehir'de. Kimse yok. Tabii hapishanede neyse. Nerede böyle ispatlıkını bulursun? İspatlı sevabı giderken hapishaneye buranın ahalisi arasından bağırmış birkaç kişi. Ahir zaman peygamberi diye alay etmişler yani. O zaman öyleydi. Millet bilmiyordu yani. Bizim falan da öyle yani. Yanında anlattı yani. Ahir zaman peygamber demişler. Zulme şey, insanlar şey de yani zamanlar. Cahil de kalmıyor yani. O zaman da sizi istikametini sağlayın yani. O zaman da yazmış, hapishane yazmış. Dehşet hapishane sınırında yazılmış yani. Bak elhamdülillah ne kadar 35'ten beri kaç sene oldu? 35'ten beri. 60 sene değil mi? Belhanlı bak devam etti. Ya doğru şey etti. İşte Üstad burada diyor ki kardeş, cahil dikkat ve emniyetli bir tevafuktur ki Risale-i Nur müellifi 1316 sıralarında 1300 kaçmış? 1300 şimdi 1324-1908 ediyor. Acaba 1316 ne eder? Hesap edin. Öyle demesin şimdilik. Kaç ediyormuş? 1900. 1900 hangi asrın başı? Söyleyin. Hadi bakalım. Risale-i Nur müellifi 1316 sıralarında mühim bir inkılap fikri geçirdi. Şöyle ki, o tarihe kadar ulûm-ı mütenevviyeyi, çeşitli ilimleri yalnız ilimle tenevvür için merak ederdi, okurdu, okudurdu. Fakat birden o tarihte merhum Vali Terpeşe vasıtasıyla Avrupa'nın Kur'an'a karşı müthiş bir suikastları var olduğunu bildi. Hatta bir gazetede İngiliz'in bir müslümanın hazırı demiş. Bu Kur'an İslam elinde varken biz onlara hakiki hakim olamayız. Bunun sukuda çalışmalıyız dediğini çıktı. Gayrete geldi. Alışılır mı kardeşler yani? O zamanları İngiliz müstemekler nazırı
böyle şeyde mecliste gizmesinde. Kur'an diyordu ki bu Kur'an diyor Müslümanlık kaldıysa biz onlara hakim olamayız diyor. Bunu diyor yani bunu sürtmeliyiz ortadan kaldırmak gibi. İşte bunu okuttu. Şey, bunun kası okuyor. İşte o zaman var mı ya şeyde yani o da çok ilimle tabiliyor beni. Birden o zamanları bütün merakını değiştiriyor. Ben de dünyaya doğru Kur'an-ı Kerim'in sönmez ve sönmez bir nur olduğunu ilmen, mantıkan bir ispatlayayım diye hedefini ve gayesini oraya şey çeviriyor. İşte bunu burada haber veriyor. Ona haber diyor. Bak ne diyor. O tarihe kadar ulûm-u mütenevviyeyi yalnız ilimle tenevvüs okurdu, merak ederdi, okudurdu. Fakat birden o tarihte merhum Vali Tarpaşa vasıtasıyla Avrupa'nın Kur'an'a karşı müthiş bir suikastları var olduğunu bildi. Hatta bir gazete İngiliz Müstavak'ın Nazırı demiş. Bu Kur'an İslamiyet'inde varken biz onlara hakkı hakim olamayız. Bunu huzura çalışmalıyız. Dediğini sitti gayete geldi. Birden Magam-ı Cifri'si 1316 olan Fahud Anhum şu okuyor dediğini sitti. Nerede o şey? Gel. Yine şuradan bir de sen. O tarihe kadar. O tarihe kadar ulûm-u mütenevviyayı yalnız ilimle tenevvür için merak ederdi, okurdu, okuturdu. Fakat birden o tarihte merhum Vali Tahir Paşa vasıtasıyla Avrupa'nın Kur'an'a karşı müthiş bir suikastları var olduğunu bildi. Hatta bir gazetede İngiliz'in bir müstemlekat nazırı demiş, bu Kur'an İslam elinde varken biz onlara hakiki hakim olamayız. Bunun sükutuna çalışmalıyız dediğini işitti, gayrete geldi. Birden Makam-ı Cifri'si 1316 olan Fa'arid Anhum fermanını manen dinleyerek bir inkılab-ı fikriyle merakını değiştirdi. Bütün bildiği ulûm-u mütenevviyayı Kur'an'ın fehmine ve hakikatlarının ispatına basamaklar yaparak hedefini ve gayi ilmiyesini ve netice hayatını yalnız Kur'an bildi. Ve Kur'an'ın ecaz-ı manevisi ona rehber ve mürşid ve üstad oldu. Fakat maalesef o gençlik zamanında çok aldatıcı arızalar yüzünden bilfiil o vazifenin başına geçmedi. Bir zaman sonra Harbi Umumi'nin tarraka ve gürültüsüyle uyandı. O sabit fikir canlandı, bir kuvveden bir fiile çıkmaya başladı. İşte hem ona hem Risalet-ül Nur'a çok alakası bulunan bu 1316 tarihine çok ayetler müttefikan bakarlar. Yani 1900'e. Mesela nasıl ki Hedani Rabbi ila salatun müstakim ayeti tam tamına tevafukla işaret eder. Aynen öyle de bir ayeti meşhure olan İnne Rabbi ala sıratun müstakim makam-ı cifrisi şeddelinun bir nun sayısı ve tenin sayılmazsa 1316 ederek aynen tam tamına o tarihe şehadet eder. Hem nasıl ki 7-8 surelerde gelen ayetler ve o ayetlerde gelen sıratun müstakim cümleleri Risalet-ül Nur ismine tevafukla beraber bu mezkur iki ayet gibi bir kısmı Risalet-ül Nur telifinin tarihini de gösterir. Aynen öyle de 7 adet surelerin başlarında 7 defa tilke ayatul kitab cümle-i kutsiyesi makam-ı cifrisi olan 1316 ve 7 ederek aynen tam tamına o 1316 tarihine tevafukla işaret ettiği gibi tasin tilke ayatul Kur'an ayeti dahi aynen 1316 ederek o 1316 tarihine tevafukla işaret eder. Güya nasıl ki asr-ı saadette Kur'an'daki iman hakikatlerini alametler, deliller ve o kitab-ı mübinin davalarını, bürhanları ve hüccetleri gözlere de göstermek manasında tekrar ile tilke ayatul kitab, tilke ayatul kitab, tilke ayatul Kur'an fermanları ile Kur'an-ı mucizü beyan inanat yapıyor. Öyle de bu dehşetli asırda dahi bir mana işaretiyle o ayat-ı furkaniyenin bürhanları ve hakkaniyetinin alametleri ve hakikatlarının hüccetleri ve hak kelamullah olduğuna delilleri olan Resail-i Nur'a manayı işaretiyle alamet ve burhan ve emare ve delil manasıyla ayatın ayetleri diye tekrar ile tilke ayatul kitab ferman ederek nazarı dikkati Kur'an hesabına bu asra ve bu asırdaki Resail-i Nur'a çeviriyor itikad ediyorum. Evet, her bir cihet ile aynı şuur olan ayat-ı Kur'aniyenin böyle 20 vecihle ve 20 parmakla aynı şeye müttefikan işaretleri tasrih derecesinde bana kanaat veriyor. Benim kanaatime iştirak etmeyen bu ittifaka ne diyecek ve ne diyebilir? Hangi kuvvet bu ittifakı bozar? Resail-i Nur bu asra gelen işaret-ı Kur'aniyeye
hususi bir medar nazar olduğuna kimin şüphesi varsa, Kur'an'ın 40 vecihle mucizesini ispat eden Mucizat-ı Kur'an'ı Yenamındaki 25. söz ve 20. sözün 2. makamına ve Haşr'a dair 10. söz ve 29. sözlere baksın, şüphesi izah olmazsa gelsin parmağını gözüme soksun. Allah Allah. Evet, konumuz. Şimdi burada ilk esere bakınız. Ya kafa kafa. Ya bak, öyle kul böyle. İlk esere bakınız, ne diyor bakınız. Emma ba'd. Şu fakir garip Nursi ki Bidatü'z-Zaman lakabıyla müsemma olmaya layık iken, haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan biçare, tedenni milletten ciğeri yanmış gibi feryadu figan ederek, ah 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 ve esefa der ki, İslamiyet'in mağz ve lübbünü terk ederek, kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. Ne diyor İslamiyet'in? Mağz ve lübbünü terk ederek, yani özünü içine diyor terk ederek, kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. Ne diyor bu aldandık bunu ya. 11'de böyle şey. Tavrasına. İslamiyet'in mağz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. Ve su-i fehim ve su-i edeb ile, yani su-i fehim anlamamadık yani. Yanlış telakki ile. Tabii kendi bile onun şeyini anlıyor. Evet. Ve su-i fehim ve su-i edeb ile İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik. Ta o da bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Hem de hakkı var. Zira biz İsrailiyatı usulüne ve hikayatı akaidine ve mecazatı hakayıkına karıştırarak kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada tedip için zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Öyleyse ey ihvan-ı müslümin, geliniz ona terziye vereceğiz. El birliğiyle dest-i sadakatı uzatacağız, biat edeceğiz. Onun hablül metinine sarılacağız. Kur'an'ı. Hem de bila perva olarak ilan ederim, beni geçmiş asırların efkarına karşı mübareze, heyecan ve şecaate getiren ve yüzer senelerden beri sevkül ceyş ile kuvvet bulan hayalat ve evhamın müdafasına beni gayrete getiren itikadım ve yakinimdir ki hak neşvünema bulacaktır. Ya. Eğer kendinden toprakta gizlense. Yani 11'de bu sefer kardeş ya. Evet. Ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır. Eğer kendinden zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar. Olsalar bile yani. Evet. Hem de itikadımdır ki istikbale hüküm sürecek ve her kıtasında hakimi mutlak olacak yalnız hakikati İslamiyettir. İşte sakta 11'de ya. Başında böyle. Herkes ümitsiz, şeysiz. Hazreti Zaman böyle öyle bak. Ne diyor? Okuyor. Hem de itikadımdır ki, istikbale hüküm sürecek ve her kıtasında hakimi mutlak olacak yalnız hakikati İslamiyettir. Evet, saadet sarayı istikbalde tahnişin hakaik ve marif yalnız İslamiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız odur. Emareler görünüyorlar. Zira mazi kıtasında vahşet abad sahralarında haymenişin taassub ve taklit veyahut cehlistan ülkesinde menzilnişin muzakrafat ve istibdad olanlara şeriat-ı garranın galebe-i mutlak ve istilai tammına sed ve mani olan 8 emir 3 hakikat ile zir-i zeber olmuşlardır ve oluyorlar. O maniler ise ecnebilerde taklit ve cehalet ve taassub ve kıssislerin riyaseti ve bizdeki mani ise istibdad-ı mütenevvi ve ahlaksızlık ve müşevveşiyet-i ahval ve ataleti intac eden yeistir ki şems-i İslamiyet'in küsufa yüz tutmasına sebep olmuşlardır. 8. ve en birinci mani ve bela budur ki biz ile ecnebiler bazı zevahir-i İslamiyet ve bazı mesail-i fünun ortasında hayali batıl ile tevehüm eylediğimiz müsademet ve münakazattır. Ya İslamiyet'le fen ilim ne İslamiyet bir an müsademe çarpışıyor yani. Yani birbirine zıt gibi yani. Orası bana diyor. Biz ile ecnebiler bazı zevahir-i İslamiyet ve bazı mesail-i fünun ortasında ben bazı zahirleri mesela o da şunu bak onu iyi dikkat okun yani 19. sözün ikinci şeyi var ya beslemde tevhid yani. Mesela güneş döner şey var ya
o şeyle. O böyle bir şey, birkaç böyle şey bu mesele var. Buyur. Bir de o var söyle. İşte bunlar gibi şeyleri, bu işte zahirler şey uymuyor tarzında gibi yani. Ama bunu okumamız lazım. İşte şimdi başını okuyacağız yani. Neden mesela Beşşem-i Tecih? Neden Kur'an-ı Kerim Beşşem-i Tecih demiş? Güneş döner demiş yani. Güneş döner, hani güneş dönüyor. Ama orada sen şu anlamış, güneş oradan doğru, oradan doğru dönüyor, böyle dönüyor. Böyle dönüyor tarzında. Bunu okuyacağız. Biz ile ecnebiler bazı zevahir-i İslamiyet ve bazı mesail-i fünun ortasında hayali batıl ile tevehüm eylediğimiz musademet ve münakazattır. Bir nahs ediyor yani. Evet. Aferin marifin hikmeti feyyazanesine ve fünunun himmeti merdanesine ki meyli taharri hakikat ve muhabbeti insaniyet ve meyli insaf olan hakaiki teçhiz ederek o manilere gönderip zir-i zeber etmiş ve ediyor. Evet, en büyük sebep ki bizi dünya rahatından ve ecnebileri ahiret saadetinden mahrum eden, şems-i İslamiyeti münkesif ettiren, onu yani bulutları kapattıran, sui tefahüm ile yanlış anlama ve tevehhüm-ü müsademet ve muhalefettir. Ve tevehhüm yani birbirine naks ediyor vehmetmek yani. Yanlış anlamayla, İslamiyeti yanlış anlamakla bu ya fenlerle din birbirine zıt telakki etmemizdir. Hayali batıl duruyor. Yanlış fehimdir diyor. Buyurun. Bizi dünya rahatından ve ecnebileri ahiret saadetinden mahrum eden, şems-i İslamiyeti münkesif ettiren su-i tefahüm ile tevehhüm-ü müsademet ve muhalefettir. Feyalil acep. Köle efendisine feyalil acep. Nasıl olur diyor lil acep. Acayip diyor. Feyalil nasıl olur diyor. Acip değil mi diyor yani. Köle efendisine sonra Hizmetkar reisine ve velet pederine evlet pederine, babasına nasıl düşman ve muarız olabilir? Evet. Halbuki İslamiyet fünunun seyyidi ve mürşidi ve ulumu hakikiyenin reis ve pederidir. Fakat vâsefâ bu su-i tefehüm ve şu tevehüm-ü batıl, bu yanlış anlama, bu batıl tevehüm öyle. Şimdiye kadar hükmünü icra ederek vesvesesiyle ye'si ilka edip bab-ı medeniyet ve marifi ekrad ve emsallerine kapattırdı. Zira bazı zevahir-i diniyeyi fünunun bazı mesaline muarız tehayyül ederek ürktüler. Ez cümle küreviyeti arz ki fünunun en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağıdır. Yani şeyde, yuvallah bu dünyanın. İleride gelecek altı meseleye münafi zannettiklerinden bu bedihi meselede mükabere etmekten çekinmediler. Ey benim şu kitabıma im'an-ı nazar ile nazar eden zat! Malumun olsun, bu kitapla istediğim hizmet budur. İslamiyette olan tarik-i müstakimi göstermekle ehli tefrit olan adai dinin teşkikatını red ve yüzden adai din, din düşmanlarının şüphelerini reddetmek, sonra ve yüzlerine vurmakla beraber tarik-i müstakimin öteki canibini ve sadik-i ahmak unvanına layık olan ehli ifrat ve zahir perestlerin tevehümlerini tart. O da Müslümanlardan böyle zahir perestler böyle onu diyor şu an yani. Mesela dünya yuvarlak değil diye, yani güneş dönüyor diye yani. Tarik-i müstakimin öteki canibini ve sadik-i ahmak unvanına layık olan ehli ifrat ve zahir perestlerin tevehümlerini tart ve asılsızlığını göstermek ve asır rehberi hakikat ve alem-i İslamiyetin ikbal ve istikbal ile yol açan ve sırat-ı müstakimde kemal-i ümidi zafer ile çalışan muhakkikini İslam ve akıl sıddıklara yardım etmek ve kuvvet vermektir. Elhasıl maksadım ol elmas kılınca saykal vurmaktır. Yani İslam elmas kılıçtı zaten. Ama bazı toz toprağı böyle silmek parlaya o da yani. Zila saykal vurmak değil mi öyle? Evet. Eğer sual edersen senin bu telaşın ve ulum-u mütearife hükmüne geçen şeylere burhan getirmeye ne lüzum vardır? Zira telahuk ve efkar ve tecarübün keşfiyatıyla meydan-ı bedahete gelen mesaile burhan getirmek malum-ı elam demektir. Cevaben derim, maalesef benim ile şu zamanın kıtasında iştirak eden cümlesi eğer çendan sureten 13. asrın evladıdırlar, fakat fikir ve terakki cihetiyle
Kurun-u Vusta'nın yadigarlarıdırlar. Orta çağın yadigarlarıdırlar. Güya muasırlarımız 3. asrın nihayetinden 13. asra kadar geçmiş olan asırların fihristesi veyahut emmuzeci veyahut melez bir kavmidirler. Hatta bu zamanın çok bedihiyatı onlarca mevhumat sayılırlar. İlahi beydir. Ya işte üstad o zaman işitmiş yani. Ya bir eser ve sonradan elhamdülillah kabul ettiniz. Ondan sonra dünyada Arap kitapları, hatta Kur'an'ın şey, Arapça kitaplar çıktı. Mesela Nuri Bay onlar çıktı. Manzumlematlar vardı bari. Ondan sonra da 925'ten sonra da Barla'da Risale-i Telif oldu. Biz o zaman ki bu onlardan evvel. Üstadın bu davaları Cenab-ı Hak yine bu zatı yaptırdı, üstadı yaptırdı diye elbetleri. Bütün temel o zaman da beni bağırmış asıllara ilahatta bulunmuş ta böyle. Nasıl çırpılmış. Sonra tabi Allah onu bildirmiş yani. Elhamdülillah. Salih-i Nur'la işte elhamdülillah. Şimdi Arap aliminde de İslam alimleri şimdi ve şimdi şu, İngilizce tecrübelerle de bütün de şey hem de al diyordu yani şey, elhamdülillah. Ve sözleri şey derim. Hadi bu mektepler mi geldi gençler? Hadi besler. Bir biraz ağır okuyacağız da. Desen, acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaili biliyorsun mesaili söylüyorum. Mesaili nedir mesaili? Söyleyin nedir gençlerin yanılar. Nedir mesail? Meseleler. Bazı mesaili mücmel bırakır. Ulaşı yani öz. Bazısını bazı nazarı umumi okşayacak. İyi dinle burasını. Hisse ammiren yedetmeyecek, fikri avamı taciz etmeyecek bir sureti basitaneyi zahiranda söylüyor. Sual bu. Acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevzudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır. Bazısını, bazı meseleleri kainata bahsi yani. Bazı meseleleri, bazısını nazar-ı umu okşayacak. Okşama şeyi çok kullanıyor Özbekistan'da. Okşayacak yani. Nazar umumu okşayacak ne mi ya? Yani umum, nazar nedir nazar? Bakış değil mi? Umumun bakışını okşayacak yani. Mesela umum avam bir şey görüyor yani. Bu esasla tabi imanı tabi etmediği zaman Kur'an bunu okşuyor yani. Yani okşamak demek onu. Hıt öyle değil. Nasıl bakıyorsun bu? Yalan şeydi bu. Bu çok böyle fena bir bakıştır, fena bir nazardır bu. Böyle yok diyor, demiyor yani. Onun bakışı okşuyor yani. Gerçekten derim. Hiss-i ammeyi rencide etmeyecek. Hiss-i amme? Umusu tamam. Fikri avamı taciz etmeyecek. Bir sözü basitlerini zahirini söylüyor. Yani zahir şeyine göre. Bunu hemen anlayacaksınız nedir? Cevaben deriz ki felsefe hakikati yolaştırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbet anlamışsın ki Kur'an-ı Hakim şu kainattan bahsediyor. Ta zat ve sıfat ve esma ilahi bildirsin. Niçinmiş? Cenab-ı Hakk'ın zatını sıfat ve isimle bildirsin onun için. Onun için. Sırf Allah'ın takdiri ediyor. Kainattan bahsi bunun içindir. Yani bu kitabı kainatın mealisini anlattırıp meali sözü zelgeci yine meal alırım ya ta halıkını tanıttırsın demek mevcudattan kendileri için değil belki mucitleri için bakıyor mucit hem umumu hitap ediyor ilm hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor hem uzun elifenle hitap ediyor. Öyleyse madem ki Kur'an-ı Hakim mevcudatı delil yapıyor. Mevcudatı ne yapıyor? Niye delil yapıyor? Ne şey delil söyleyin. Cenab-ı Hakk'ı bildirmeye yani. Yukarıda bir delil yapıyor.
ona delil yapıyor. Burhan yapıyor. Delil zahiri olmak, nazarı umuma sebep anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı Mürşid bütün tabakat-ı beşere hitap eder, kesreti tabakı ise tabakı avamdır. Elbet irşad ister ki lüzumlu şeyleri ibaret ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin ve mugalatalara düşürmemek için zahir nazarlarında bedi olan şeyleri lüzumsuz belki zalbüsete tayin etmemektir. Allah Allah. Tabii ki bak. Bunun şeyi şimdi gelecek. Mesela güneş eder. Döner bir sıraçtır, bir lambadır. Buradan öyle diyor. Ve şemsi tecrili mesukallar değil mi? Ve şemsi tecrili. Güneş döner. Döner bir sıraçtır, bir lambadır. Zira güneşten, güneş için, mahiyet için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği, bir nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise saniyin aynı mahiyeti olduğundan bahsediyor. Evet der, eşemsi tezri, güneş döner. Bu döner tabiriyle kış ve yaz, gece ve gündüzün devranındaki muntazam tasarrufat-ı kudreti ihtar ile azamet-i sani ifham eder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun mahsut olan ve hem mensuç hem meşhur olan intizama tesir etmez. Bu da yine okuyacağız. Yine okuyacağız. Gelse bakın biraz ben işte. Evet başla. Eğer desen. Ben bu dağılacağım sana sıksak ha. Eğer desen. Acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakıp bazısını nazar-ı umumiyi okşayacak, hissi ammeyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir sureti basitane-i zahiranede söylüyor. Mesela avamı şöyle bakıyor, güneş oradan doğuyor, oradan batıyor. Yarın yine oradan doğuyor, oradan batıyor. Allah Allah mesela. Ey insanlar bakın şu güneşe yani. Bakın Allah'ın işte. Bak oradan doğuyor, oradan batıyor. Yine gece uyuyoruz. Yine sabah oradan doğuyor. Nasıl oluyor yani? Demek ilahi bir kudret o güneşi oraya getiriyor. Baba. Aa bak o gitti doğuyor öyle. Kuşluk öyle baktı yine mi? İşte şu kuşu ilahi öyle. Lamba sıra şöyle. Bak Cenab-ı Hak bu güneşi arzılara müsahar etmiş. Onları emre vermiş. Öyle şey etmiş. Şimdi bu tarz avam nas böyle görüyor. İşte hissi ammeyi rencide etmiş tarzı. Hissi amme. Ammenin hissiyatı böyle. Böyle görüyor. Diyor ki delil zahiri olmak lazım. Delil olmak lazımmış. Şimdi delilden neyi, biz neyi delili görüyoruz? Cenab-ı Hakk'ın azameti değil mi? Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine. Şimdi diyor ki delil zahir olmak lazım, zahiri. Yani delil nedir? İşte neticeden daha zahir olması lazım. Maksat Allah'ı tarttırmak, Allah'ın kudretini tarttırmak. Öyleyse bak, güneş oradan doğuyor, oradan batıyor. Bak güneş dönüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in zahirinde güneş dönüyor böyle yani. Usta burada diyor, bir yerde diyor. Öyle demiş gelsem ama birkaç asır sonra keşfedecek ki dünyanın döndüğü, onu doğru da limüstakar, li harfiyle diyor. Şu Arapça şey giriş böyle gramer şey, lahu ilminde. O li istikrari için diyor. Yani o şeyi onları döndürmek için derler. Olduğu yerde dönme manası var. Bir o manada varmış yani. Biraz o mana gizliymiş. Bu manası değil mi acaba? Güneş manzumesini yani gezegenlerini döndürmek için olduğu yerde döner. Cemal bir cazibet halk ediyor. Ha, ama bunu biraz yani işare manaya gizlemiş yani bunu. Bu levh-i ilminde bu şey var. Hafızanın şeyinde. Ama zahir manası güneş döner. Ve şemsu tezri li müstakarrin leha. İstikrarı için döner diyor. İşte burada buyuruyor ki diyor Cenab-ı Kur'an delil yapıyor diyor şeyi.
güneşin dönmesini. Hakikatta ister dünya dönsün, isterse güneş dönsün. Neticeyi ters etmiyor. Netice, alem bir saray gibi, güneş bir mumdar, soba ve lamba tarzında iler. Neyse yine okuyorum, o kadar. Yani ben şey demiyorum. Şimdi kardeşler, bak bilirsin bu gibi meseleleri, bunu bir anlasın bile, yanlarına müzakere yapın bunu yani. Bu gibi bazı meseleler var. Onun elhamdülillah okurken o mana yine canlanır. Tam tefekkür imani olur, okur. Acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor, bazı mesaili mücmel bırakır, bazısını avam, bazısını nazar umumi okşayacak, hissi ammeyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir sureti basitane-i zahiranede söylüyor. Cevaben deriz ki, felsefe hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki, Kur'an-ı Hakim şu kainattan bahsediyor, ta zat ve sıfat ve zahiyi bildirsin. Yani bu kitab-ı kainatın manisini anlattırıp ta Halık'ını tanıttırsın. Onun için bahsediyor. Halık'ı tanıttırmak için bahsediyor Kur'an-ı Kerim kainattan. Buyurun. Demek mevcudata kendileri için değil, belki mucitleri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor. İlmi hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hususen ehli fenler hitap ediyor. Öyleyse madem ki Kur'an-ı Hakim mevcudatı delil yapıyor, burhan yapıyor, delil zahiri olmak, nazar-ı umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı Mürşid bütün tabakatı beşere hitap eder, kesretli tabaka ise tabaka-i avamdır, elbette irşad ister ki lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin ve mugalatalara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz belki zararlı bir surette tahir etmemektir. Yani şimdi deseydi ki Kur'an-ı Kerim, ey insanlar, sizin gördüğünüz gibi güneş dönmüyor, dünya dönüyor ve gücünüz ondan oluyor. Onlar ne diyor son cümle var? Bedihi nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz belki zararlı bir surette tahir etmemektir. Onu tahir edilir. O usta dedi ki, o zaman derlerdi ki diyor, ha bak gördün mü? Güneş döndüğü halde güneş dönmüyor. Az dönüyor diyor tarzında itiraza ve şey başlayacak Peygamber Aleyhisselam aleyhine. O zaman irşadumumuz zayi olurdu diyor. Maksat Allah'ı tanıttırmaktı. O zaman eğer öyle değil de hayır dünya dönüyor, güneş dönmüyor diye o şeyi söyleseydi onların zahir nazarlarına ters düşüyor yani o. Hissiyatlarına rencide diyor. Şeylerine zıt olduğu için o zaman irşad olmuyor. İrşadı muvaffak değil. İrşad Allah'ın varlığına, birliğin, azameti, kudretine bildirmesini dil yapıyordu güneşi. O zaman ters oluyor. Ama bununla beraber neden yalnız söylemiş? Oh canı değil. 1300 sene anlayacak mesleği de o Nahib'deki lem harfi diyor bir yerde. Lem harfiyle diyor güneş istikrarı için döner. Yani olduğu yerde döner manası diyor. O şey var diyor. Evet buyurun. Mesela güneşe der, döner bir sıraçtır, bir lambadır. Zira güneşten güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği ve nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise saniyenin aynı marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der, şemsü tecri, güneş döner. Bu döner tabiriyle kış, yaz, gece gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufat-ı kudreti ihtar ile azamet-i saniye ifham eder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksud olan ve hem mensuç hem meşhud olan intizama tesir etmez. Hem der ve cealne şemse sirace, şu siraç tabiriyle alemi bir kasır suretinde içinde olan eşya ise insana ve zihayete ihzar edilmiş müzeyyenat ve met'umat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi musakhar bir mumdar olduğunu ihtar ile rahmet ve ihsan-ı Halık ifham eder. Şimdi bak, şu sersem ve geveze felsefe nedir? Bak diyor ki, güneş bir kitle-i azime-i mayi-i nariyedir.
ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Muvahhiş bir dehşetten, müdhiş bir hayretten başka ruha bir kemal-i ilmi vermiyor. Bahsi Kur'an gibi etmiyor. Buna kıyasen batınen kof, zahiren mutantan felsefi meselelerin ne kıymette olduğunu anlarsın. Onun şaşai suriyesine aldanıp Kur'an'ın gayet mucizlüma beyanına karşı hürmetsizlik etme. Evet, canım şey, Afyolla. Bir yer var orada, bir yer var orada, bir yer var. Allah Allah, böyle bir yer var abi, burada bir yer var, bir yer var. İkinci asıl, nazar nübüvvet ve tevhid ve iman vahdete, ahirete, uluhiyete baktığı için hakaiki ona göre görür. Ona göre görür. Ehli felsefe ve hikmetin nazarı buna kesrete... İyi kadar, iyi de kadar yani. Neyi başlar? Nazar nübüvvet ve tevhid ve iman... Yani iman, tevhid, nübüvvet nazarı, nazarı, bakışı yani. Evet. Vahdete, ahirete, uluhiyete baktığı için hakaiki ona göre görür. Ehli felsefe ve hikmetin nazarı kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Noktayı nazar birbirinden çok uzaktır. Ehli felsefenin en büyük bir maksadı, ehli usulü din ve ulema-i ilmi kelamın makasıdı içinde görünmeyecek bir derecede küçük ve ehemmiyetsizdir. İşte onun içindir ki mevcudatın tafsir mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehli hikmet çok ileri gitmişler. Fakat hakiki hikmet olan ulûm-u âliye-i ilahiyye ve ukreviyyede. Hakiki hikmet olan söyleyin, ulûm-u âliye-i ilahi ne demek? İlahi âli ilimler kardeşim, o var yani. Ya. Bir kainat ilimleri var, bir de ilahi âli ilimler var. Ulûm-u âliye-i ilahiyye. İşte o cümleyi. Fakat hakiki hikmet olan ulûm-u âliye-i ilahiyye ve ukreviyyede. Bu kainat ilimlerini, fenlerini ve sellerini, bu ilime, âli ilime, iman ilimlerine yani ona şey yapmalısınız diyoruz. Ne? Basamak. Ha? Basamak. Vesile vesaire yani. Usta bunu yapmış. Ya ne diyor? Kainat üstünde ubudiyet dairesi diyor. Ne diyor? Kainat üstünde bir ubudiyet dairesi tefekkürle. Bunu elde etmiş. Sizler de inşallah. Zamanı böyle devam edin. O inkişaf eder. Buyurun. Fakat hakiki hikmet olan ulûm-u âliye-i ilahiyye ve uhreviyede o kadar geridirler ki en basit bir müminden daha geridirler. Bu sırrı ya, fehmetmeyenler yani, bu dünya bütün şunat ile âlem-i âdîs diyor, işliyor. Başta insan, bütün mevcudat diyor. Arzda bakıyor. Çünkü bu âlem kurulmuş. Her şey arzda bakıyor. Ağızdan çıkan kelam, bak hareketlerin. Bırak ya insanı. İşte okuyoruz biz ben yani. Okumuşsunuzdur ya 24. sözde. Yaprak çiçek dahi diyor. Sonra diyorlar ya. Nedir diyor bu hani Allah'ın isimleri var ya. Rahim, Hakim, söyleyin. Evet. Mevzu isimleri var. Nedir diyor bu zeval fırak alemde. Her insan diyor cennete gidiyor. İyi bunu hoş görelim ölüyor. Bu nazik hayvancıklar, bu kuşçuklar, bu çiçekler, bu nazenin mahlukat. Bunların diyor gidip gelmeden hangi menfaat şey var? O da cevap veriyor. Ne diyor onlar? Ebedi manzaralı intikal ediyorlardı. İyi akışı bak bak. Bırak sen insanı. Üstler en basit olan yaprak, çiçek, şu güzel mesela hani manzaralar. Onlar da bagi aleme manzara olmak için diyor. Diyor ya sermediği manzaralar. Hazır geldi mi orasına? Öyle ya Fatih bak ne ilimle var kardeşim. Tam ayakkabıcık doğru da. Bunlar şey inşallah mesela takarsınız siz.
hiç merak etme, öğrenirsiniz yani. Çünkü Mustafa da size manen yardım eder. Yani her neyse gerçeği. Şimdi kardeş bak bu hakikatler. Şimdi sizler de başka gençler. Bütün bildiğiniz malumatları, fizik olsun, kimya olsun, tıp olsun, zeyn. Hepsini marifetullah bir elbisesine perde. İşte bunu diyor. Nasıl olur niyetle mübah adat, ibadat? Söyleyin. Nasıl olur niyetle? Söyleyin. Neyden? Nasıl olur niyetle? Nasıl olur niyetle? Mübah adat, ibadat? Mübah adat, ibadat. Öyle? Öyle. Tarz-ı nazarla? Tarz-ı nazarla. Fünun-u ekvan? Fünun-u ekvan. Olur marif ilahi. Ekvan kâr fenleri. İlahi marif olur diyor bakış tarzıyla. Tarz-ı nazarla. İzah bunu şeylerde. İşte Salih bunu kazandırıyor. Ya evet efendim. Buyurun. Evet. Bu sırrı fehmetmeyenler muhakkikini İslamiye'yi hükemalara nispeten geri zannediyorlar. Halbuki akıllar gözlerine inmiş, kesrette boğulmuş olanların ne haddi var ki veraset-i nübüvvet ile makasıdı âliye-i kutsiye yetişenlere yetişebilsinler. Hem bir şey iki nazarla bakıldığı vakit olabilir. Ha, iki dakika, iyi dikkat edin burasına. Fennin hiçbir hakikati kat'iyesi Kur'an'ın hakaiki kutsiyesine ilişemez. Fennin kısa eli onun münezzeh ve mualla damenine erişemez. İlişemez. Numune olarak bir misal zikrederiz. Mesela küre-i arz ehli hikmet nazarıyla bakılsa hakikat şudur ki güneş etrafında mutavassıt bir seyyare gibi hadsiz yıldızlar içinde döner. Yıldızlara nispeten küçük bir mahluk. Fakat ehli Kur'an nazarıyla bakıldığı vakit bir dakika öyle değil mi ya şimdi? İşte gezegenler o şu kadar. Şu üçüncü mü ne küre-i arz? Kaçıncı oluyor? Öyle işte şu kadar uzaklığı bu kadar, o kadar vesaire. İşte bu kadar diyor. Evet buyurun. Fakat ehli Kur'an nazarıyla bakıldığı vakit 15. sözde izah edildiği gibi hakikati şöyledir ki bak neymiş dünya? Semere-i alem olan insan en cami, en bedi ve en aciz, en aziz, en zayıf, en latif bir mucize-i kudret olduğundan beşik ve mesken olan zemin semaya nispeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve sanaten bütün kainatın kalbi, merkezi. Bütün mucizat sanatının meşheri sergisi, bütün tecelliyat esmasının mazharı, noktayı mihrakiyesi, nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniye'nin mahşeri makesi, hadsiz hallakiyet-i ilahiyenin hususen nebatat ve hayvanatın kesretli enva-ı sayiresinden cevvadane icadın medarı, çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasta numunegahı. Pek geniş, oku. Pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasta numunegahı ve mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen tezgahı. Oo, bu ne bu? Söyleyin. Mensucat-ı ebediyenin ne diyor? Süratle işleyen, işleyen tezgahı. Dünya tezgahmış. Nedir mensucat? Dokunan şey değil mi? Ya Allah Allah, ebedi dokunan, dokunuyor yani, mensucat dokunuyor. Ebediyet alemlerine onun tezgahıymış dünya. Buyurun şuna bak, bir tane o cümleyi ya. Ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasta numunegahı ve mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen tezgahı. Bir sonra. Ve menazır-ı sermediyenin çabuk değişen taklitgahı. Dur. Ve menazır-ı sermediyenin, söyleyin. Çabuk değişen taklitgahı. Çabuk değişen taklitgahı. Ne de yani? He? Yani biz böyle bakıyor bak şu elma. Bir hafta zaman taklit burası, taklit burası. Bu böyle bu vahşi aine böyle ebediyet alemlerinde böyle o şey edecek yani. Ya dünya bütün onlar ebedi levhalar olacak. Demek çabuk değil taklitgahı. Mesela bir hafta zaman bakıyorsun elma bir hafta zaman şeyler söyleyin. Çeşitli böyle bitkilerin şeyi var bahar mevsiminde. En şaşalı zamanlar var ya, onlar yani. Evet buyurun. Ve besatini daimenin tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiyegahı olmuştur. Tavru ve besatini. Ve besatini daimenin. Dur. Demek besatini daime. Daimi bostanların diyor. Allah Allah. Daimi bostanların, evet. Tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiyegahı olmuştur. Dünya.
Bunu yazın, ezberleyin ya. Evet, sonra? İşte arzın bu azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyet-i sanaviyesindendir ki Kur'an-ı Hakim semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı bütün semavata karşı küçücük kalbi büyük kalıba mukabil tutmak gibi denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor, mükerreren Rabbus semavat vel ard diyor. İşte sair mesail buna kıyas et ve anla ki felsefenin ruhsuz, sönük hakikatleri Kur'an'ın parlak, ruhlu hakikatleriyle müsaademe edemez. Noktayı nazar ayrı ayrı olduğu için ayrı ayrı görünür. Ya işte böyle. Allah Allah. Tabi bu insan naif feraklık diye yani dünya hayatımız da hızlanmıyor kardeşler. Ama adam burada hiç nasip olmayan yok mu işte diye buyur oku konuştuk da şair verene. Tabi işte bütün bunlar için de ne diyor Enayet Bahsinde var ya, ne diyor Enayet Bahsinde? Kalpte bundan gibi bir şey diyor, gizliz neydi? Orası aç. Enayet Bahsinde onu diyor. Söndür, göstermez, söndürmez diyor. Bir şeyli nokta. Ne diyor orası bu?